Side'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Antalya gezilecek yerler video serimin bir diğer durağı Side. Burası Manavgat ilçesine bağlı aslında bir turistik belde. Merkeze yaklaşık 5-10 dakika sonra buraya ulaşabiliyorsunuz. Ama burada da ilk durağımız Side Antik Kenti. Çünkü Pamfilya bölgesinin en önemli liman kentindeyiz şu anda arkadaşlar. Milattan önce 8. yüzyıla dayanan bir geçmişi var bu güzel beldemizin. Her yeri tarih kokuyor. Çeşmesinden antik tiyatrosuna, işte ondan sonra agorasından sütunlarına kadar bu yaklaşık böyle birkaç saatte gezebileceğiniz bu antik kenti adım adım gezmenizi size tavsiye ediyorum. Ben de size böyle en güzel yerlerini anlatacağım. Side'nin de anlamını size söyleyeyim. Nar anlamına geliyor eski dilde. Lucivice diye hatırlıyorum. O dildeki anlamın nar anlamına geliyor arkadaşlar. Şu anda da antik kentin içindeyiz. 100 metre ileride, kapıdan 100 metre ileride ücretsiz otopark var. Oraya aracınızı bırakıp yine ücretsiz bir şekilde antik kente girebiliyorsunuz. Şu ana kadar herhangi bir kişiyle karşılaşmadık. Ama herhangi bir değişik olunca size de bildiririm, anlatırım. Şimdi artık bu arkamda gördüğünüz bakın sütunlar, diğer tarihi eserlerden itibaren antik kente doğru, daha doğrusu amfiteyatro doğru bu güzel yoldan devam ediyoruz. Şimdi özel araçlar hariç arkadaşlar, yani buraya hizmet eden araçlar hariç, burası bir yürüyüş yolu. Yani trafiğe kapalı bir yürüyüş yoluyla gezebileceğiniz bir yer. Zaten buranın en ikonik mekanı şu arkada gördüğünüz amfiteyatro. Çok gerçekten görkemli bir amfiteyatrodayız. Burası Manavgat'tan yaklaşık bir 15-20 dakika uzaklıkta. Az önce söylemiştim merkezden. Her yeri tarihi arkadaşlar. Bakın burası çok önemli bir antik liman kenti olduğu için bir şehirdi ve birçok kalıntı, farklı türdeki birçok kalıntıya da ev sahipliği yapıyor. Gördüğünüz kısımda işte amfiteyatro, ileride çok önemli bir çeşme var. Onların hepsinin yanına gideceğiz, size anlatacağım tek tek. Onun dışında Side Müzesi de burada. Çok güzel bir müze. Çok da böyle şirin, çiçekli, böyle ağaçlı bir yoldan da yürüyüşünüze devam ediyorsunuz. Çok düzenli bir antik kent bu arada. Diğer antik kentlerimize benzemiyor. Onun dışında da zaten diğer mekanları size anlatmaya devam edeceğim. Ve bu antik kentteki diğer durağımız Side Müzesi arkadaşlar. Burası 1900 yıllık Roma tarihini size gözler önüne seren bir müze. Arif Müfit Mansel, Türk arkeolojinin öncülerinden belki biliyorsunuzdur. Kendisinin bu antik kentte yaptığı çalışmaların, kazıların sonuçlarını bu müzede görebilirsiniz. Gerçekten çok önemli bir müze. İçeride çok güzel prestijli eserler var. Arkamda gördüğünüz işte yoldan giriyorsunuz. Normalde giriş 30 TL. Amfiteyatroya da giriş 55 TL. Ama müze kartla ücretsiz. O yüzden müze kartlarınıza gelmeniz çok daha mantıklı. Şimdi artık rotamıza başlıyoruz. Şimdi size daha önce çok güneş saati anlatmıştım arkadaşlar ama onlar şekil itibariyle birbirine çok benzeyen saatlerdi. Diyarbakır'daki zaten en eskisiydi. Safranbolu böyle bir yarım saat görmüştük ama burada gördüğünüz arkadaşlar şekil olarak gerçekten çok farklı. Burası da yarım günü gösteriyor sanırım. Bakın aşağıda görüyorsunuz çizgilerin her bir tanesi. Biraz yakından size göstereyim. Şu çizgilerin her bir tanesi işte saat dilimlerini gösteriyor. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane saat dilimi var. Artık oradan da diğer kısımlara doğru da devam edebilirsiniz. Bu müze gerçekten eserler anlamında çok güzel bir müze. Bakın bunlar meşhur Kaharitler, yani üç güzeller heykeli. O da burada yine bu bölgeden çıkartılmış. Side dilimde yazılan yazıtlar var. Burada hemen toprak altından çıkarılan çömlekler var. Hani ben antik kentin ya da bu müzelerin her yerini anlatmıyorum. Çünkü bunu bilerek yapıyorum. Kendiniz gelin görün diye detayları sadece böyle size ballandırmaya, iştahlandırmaya çalışıyorum. Bakın mesela bu Herakles'in heykeli. Herkül diye biliyoruz. Bunu Adıyaman'da da size anlatmıştım. Yani burası galerilerden bir tanesi mesela. Şimdi diğer bölümlere doğru devam ediyoruz. Yine müzenin diğer galerilerinde arkadaşlar mesela burada bütün Roma uygarlığında ya da antik Helen uygarlıklarında önemli tanrıların figürleri, kralların isimlerinin hepsinin böyle gördüğünüz gibi hem heykelleri var hem de kim olduklarını yazıyor. Mesela Apollon'u bu kadar yakından görmemiştik daha önce ama her yerde biraz Apollon'u farklı gösteriyorlar. Mesela bu bir kadın portresiymiş, bu Hermes. Onun dışında yine Apollon bu sefer Roma dönemindeki. Bu Dionysos, bakın arkadaşlar şarap tanrısı. Bunun gibi birçok küçük heykelcik de var ama bu galeriyi çok beğendim çünkü Roma'daki gibi o, Roma'nın meşhur müzelerindeki onlarca, binlerce heykelin bir arada olduğu galerilere benziyor. Çok güzel bir açı gerçekten bu. Müzenin bahçesi de çok güzel arkadaşlar. Açık hava müzesi zaten burası bakın. Yine bütün heykelleri biraz daha önem sırasına göre daha düşük seviyede olanları da dışarıya çıkarmışlar. Yine lahitler var. Belki biraz daha genç dönem eserleri olabilir. Onun dışında da zaten Side Antik Kenti'nin de konumunu size şöyle bir göstereyim. Bakın arka tarafa şöyle bir daha basayım. Denizi görüyorsunuz şu anda.
Muazzam bir antik kent. Zaten birazdan drone da kaldıracağız. Buradaki bir diğer önemli eser arkadaşlar, Vespasianus çatısı. Anıt diye de geçiyor. Tabii ki burası eskiden bir çeşmeymiş. Görüyorsunuz bu da milattan sonra 60. yılda inşa edilmiş. Buradaki en görkemli bir diğer eser. Şimdi güneşe karşıma aldım. Bu güzel antik kenti anlatmaya devam ediyorum. Arkamda gördüğünüz yer Side'nin aslında merkezi. Eski kentin merkezi. Old Town dediğimiz kısım. Az önce Ozan da anlattı. Gerçekten gördüğümüz en güzel antik kentlerden bir tanesi bu yönüyle de. Çünkü bir yandan antik kentten o eski evlerin bulunduğu yere iniyorsunuz. Çok yakınlar birbirine. Aslında Side'nin şu bütün antik kenti ve merkezini yarım gün bile sürmeyecek şekilde bitirebilirsiniz. Bütün evler şu anda restore edilmiş durumda. Bakın aslında orijinallerini görüyorsunuz. Şu şekilde yapılar. Ama sonrasında işte beyaz katmanlar etkilenmiş. Biraz da Osmanlı mimarisiyle karışmış yerler de var taş evlerin dışında. Şu an mesela çok güzel bir sokak var arkamda. Her yer mekan, işte hediyelik eşya dükkanları, küçük lokantalar, kafeler, mini barlar. Güzel bir yer ve buradan da bu yolun sonundan, bakın arkamda gördüğünüz yolun sonundan Apollon Tapınağı'na doğru gidiyorsunuz. Meşhur o sütunların olduğu kısma. Old Town'da bu şekilde yolumuza devam ediyoruz şimdi. Ve burası da benim askerlik yaptığım yer arkadaşlar. Bakın hemen denizin kıyısında görüyorsunuz. Muazzam bir yerde. Şu anda da hemen çarşıda zaten askerler şortla falan geziyorlar. O dönemler gerçekten güzeldi. Orayı da size göstermek istedim. Bayağı yenilemişler yani burayı son 9-10 sene içerisinde. Böyle güzel güzel evlerin, konakların arasından artık yolumuza devam ediyoruz. Sıradaki mekan size denince akla gelen imgesel, simgesel ve ikonik yapısı görüyorsunuz. Apollon Tapınağı arkadaşlar. Apollon kimdir? Belki biraz onu anlatmak lazım. Roma tanrısı yine kendisi. Sanat, güzellik ve ışık tanrısı olarak bilinir ve kabul edilir. Buranın bir diğer özelliği de Roma'nın barış dönemi adı verilen dönemde yapılan iki tapınaktan bir tanesidir. Muazzam bir konumda bulunuyor. Bakın hemen göstereyim. Arkamda deniz var. Burası en güzel gün batımı izleme noktalarından bir tanesi. Ve genellikle fotoğrafçılar bizim yaptığımızın aksine buraya gün batımında giriyorlar ve çok güzel fotoğraflar ortaya çıkıyor. Burası tamamen bir tapınak bakın ama tapınağın en çok ayakta kalan kısmı şu beşli sütun. Yukarıda klintler var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz üzerinde işlemeler var. Yine Apollon'un yüz işlenmiş oraya. Şu anda burası bir restorasyon altında. Muhtemelen güzelleştirilecektir bayağı. Çünkü biraz harabe gibi. O yüzden çok güzel fotoğraf çekemedik maalesef. Buradan sonra da artık Side'yi bitirip Bele'ye doğru devam edeceğiz. Ama öncesinde yine antik kentte yürüyüş yoluna devam edeceğiz ki arabamız oluşana kadar bazı yerleri o zamana bıraktık. Buradan da antik kente doğru devam edeceğiz tekrar. Çünkü size göstermediğimiz bir muhteşem amfiteyatro var. Arkamda gördüğünüz yapı arkadaşlar amfiteyatro. Burası 9000 kişilik bir amfiteyatro. Side'nin en nadide ve buradaki en büyük, en görkemli eser. İçeriye girebilirsiniz. Yine müze kartı ücretsiz ama giriş 55 TL eğer müze kartınız yoksa. Zaten birazdan da görüntüleri de göreceksiniz. Hatta belki şu anda görüyorsunuzdur. Dediğim gibi gerçekten muhteşem bir amfiteyatro. Roma'daki amfiteyatroya da mimari açıdan çok benziyor. Yaklaşık 1500 yıl yaşında, hatta 1500-1700 yıl arasında tam olarak yapım tarihi bilinmese de böyle bir yaşı da var. Dediğim gibi artık antik kentin bütün noktalarını ben size göstermeye çalıştım. Geriye kalan o nadide eserleri sizin görmenizi isterim. O yüzden hepsini böyle tek tek anlatmıyorum. Böyle artık buradan sonra da Side merkezi de gezdikten sonra Serik tarafında Aspendos'a doğru devam edeceğiz. Orası da zaten biliyorsunuz ülkemizin en ünlü antik tiyatrosuna gideceğiz. Dilerseniz antik kenti bu şekilde trenlerle gezebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda 2021 itibariyle 2,5 TL. Yabancılar için de aynı şekilde ve gerçekten düşününce onlar için 10 cent falan yapıyor abi, 20 cent falan yapıyor. Fiyatları gayet makul. Hiç yorulmadan antik kenti komple gezebiliyorsunuz. Sıradaki mekanımız Side yolunda bulunan, hatta Side'den 14 kilometre böyle dağ yoluna çıkan saklı cennet şelalesi arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz bu şelale, üçlü şelalenin bir parçası. Aşağıda bir havuz var, burada bir havuz var, yukarıda bir havuz var. Burası gerçekten yolu çok güzel, rahat rahat geliyorsunuz. İçeri giriş ücretsiz, herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Yüzebiliyorsunuz. Yani güzel bir tabiat harikası aslında böyle. Arkamı da göstereyim. Arkamda böyle tesis de var. Burada yeme içme imkanı da bulabilirsiniz. Üstünüzü değiştirecek kabin de var, tuvalet de var. Hepsi ücretsiz. Sadece yediğinizin, içtiğinizin parasını ödüyorsunuz. Antalya'daki Doğu
doğal mekanlarda burayı da göstermek istedim. Çünkü birçok şelale, listemde olan birçok şelale yangından dolayı şu anda kapalı durumda. Oralara giriş yasağı var. Ama burada herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda da dediğim gibi artık biraz burada yüzmenin keyfini çıkaracağız. Yukarı kısımlarda arkadaşlar birkaç tane daha böyle doğal havuzlar var. Buradan sonra zaten geçiş yok. Ama şelaleden ziyade burası dediğim gibi gölün diğer parçası. Şöyle bir sert bir alan içerisinde ama şurada ağaç gördüğünüz gibi yolu kapatmışlar artık. Buradan sonrası artık yürüyüşçüler için ya da dağcılık sevenler, trekking sevenler için bir yol var. O kadar. Burayı da böyle yaklaşık yarım saat, bir saatte gezip bitirebilirsiniz.